Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu anlatacağım. Çünkü Kur'an'da anlatılan din ile Kur'an'dan sonra ortaya çıkan hadisler üzerindeki din, mezhepler üzerindeki din, hele hele de tarikatlar ve cemaatler üzerindeki din arasında bir uçurum var ve bu uçurumun ortadan kaldırılması gerekiyor artık. Çünkü Kur'an'ın anlattığı yalın din ile sonradan ortaya çıkan bu dinler arasındaki uçurum insanları ibadet etmekten, Allah anlamaktan, Kur'an anlamaktan ve yapılması gerekenleri yapmaktan alıkoymaktadır. Daha doğrusu bu iblisin büyük bir stratejisidir. Çünkü iblis şunu biliyor arkadaşlar. Yani Kur'an'ın değiştirilemeyeceğini bildiği için peki en iyi neye müdahale edebilirim diye düşünüp ben olsaydım iblisin yerine bir strateji yapacak olsaydım Kur'an değiştirilemiyor. Peki neye müdahale edebilirim ben? Peygamberden 200 yıl sonra yazıya geçirilmiş olan hadislere müdahale edebilirim ya da daha sonra ortaya çıkmış olan mezheplere müdahale edebilirim ki mezhepler zaten ana bütün fikirlerini de hadisler üzerinden alır. Ve ondan sonra da ortaya çıkarılacak olan tarikatlar, cemaatler, ekoller, farklı farklı kollarla da insanları iyice ayrıştırıp ortaya anlaşılması mümkün olmayan bir din çıkarma stratejisini yapardım. İblis de aynen bunu izlemiştir. Allah da iblisin bu stratejileri yapabileceğini bildiği için ortaya farklı dinlerin çıkmasını engellemek için zaten bir ön alma yapmıştır Kur'an'da. Şimdi ben işin hadislere bakan tarafını, hadisler bir kaynak mıdır? Hadisler üzerinden bir kaynak alıp hayatımıza bunları uygula, uygulayabilir miyiz? Peygamberin sünnetini nasıl icra edeceğiz ya da bunlar gerçekten doğru sünnetler midir? Hangisi sahih hadistir, hangisi sahih sünnettir e, İfadelerini tam olarak zaten bulabileceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla da hadislerin arasında bile binlerce fark varken en güvenilir kaynak olan kütüb-i sitteden tutun aklınıza gelecek bilecek Buharisinden, Müslüminden vesaireye varıncaya kadar hangisine giderseniz gidin kendi aralarında bile çelişen yüzlerce konuyu görürsünüz. Ve bu yüzlerce çelişmiş konunun içerisinde de ortaya çıkmış olan dediğim gibi yeni bir din vardır ama Kur'an diniyle bu dinlerin hiçbir alakası yoktur. Şimdi aslında Allah dediğim gibi bir ön alma olarak öncelikle insanlara bir şey anlatmaya çalışıyor ve insanları her zaman e, aynı çatı altında buluşmaya, birlik içerisinde olmaya ve aynı dinin misyonunu edinmeyi amaçlıyor, ediniyor. Ben bugün o yüzden e, kendi görüşlerimi dile getirmek yerine birebir ayetler üzerinden önce konuyu anlatmaya çalışacağım ve bu video serisini de muhtemelen bir veya iki seri yapmayı düşünüyorum. Çünkü hadisler konusu çok daha başka, sünnet konusu çok daha başka, tarikatlar, mezhepler konusu çok daha başka konular. Belki bugün birçoğumuzun kafasında zihninde çok soru işareti çıkacak, çok soru işaretleri olacak ama kaynağa müracaat ettiğimizde yani esas kaynağa müracaat ettiğimizde ve zaten esas kaynağa müracaat edin başka yere de müracaat, müracaat etmeyin diyen bir Kur'an varken elimizde ayetler üzerinden gittiğimizde konu çok daha net anlaşılacak ve yanlış yapmaktan kurtulmuş olacağız. Bakın ibadetler konusunda ben bakıyorum her Ramazan'da tartışma var. Bu orucu bozar mı? Namaz şöyle mi kılınır? Namaz 3 vakit mi? Namaz 5 vakit mi? Namazı böyle kılarsak bozulur mu? Abdest şöyle olursa bozulur mu? Bu böyle olursa böyle mi olur gibi yaşanılmaz bir din ortaya çıkarılmış ve bunun yine söylüyorum iblis gibi büyük bir düşman var ve bütün insanlığa düşman ve bu düşman olan iblis de insanların felsefi felsefi felsefik konuda yani din felsefesi konusunda, din ahlakı konusunda onları saptırıcı bilgilerle beslemesi lazım ki ortaya böyle bir şey çıksın. Suyu üç yudumda içmek ya da beş yudumda içmek mi ya da oturarak içmek mi ya da kalkarak içmek mi konusu çok önemli hadiselerin önüne geçebilecek kadar önemli hale gelmiştir günümüzde ve insanlar Kur'an'ı abdestli mi okuyacak, abdestsiz mi okuyacak, göğsünün üstünden mi tutacak, altından mı tutacak, başörtüsü takarak mı namaz kılacak, başörtüsü takmayacak mı, dışarıya çıkarsa ne olacak, sürekli cehenneme mi gidecek, sürekli öldürülmeyi anlatan mezhepler var, tarikatlar var. Namazı kılmasan öldürülürsün, bunu yapmasan öldürmek lazım, dinden çıkanı öldür, onu yapanı öldür. Yani yaşanmaz bir din var ortada. Allah bütün bunları bildiği için de ana kaynak üzerinden, zaten tek kaynak olabilecek ana kaynak üzerinden, Kur'an üzerinden bir din ortaya koymaya çalışmıştır. Şimdi ben o yüzden meselenin e, fikirsel yorumundan, e, şahsi yorumundan ya da insanların yapmış olduğu yorumdan ziyade, Kur'an ayetleri üzerinden konuyu değerlendirip, dediğim gibi daha sonra belki iki ya da üç bir video serisiyle detaylandırmaya devam edeceğim meseleyi. Şimdi... Bakın Yunus suresi 18. ayette ve 19. ayette ne diyor? Allah'ı bırakırlar da kendilerine ne bir zarar edebilecek, ne bir fayda verebilecek şeylere taparlar ve bunlar derler Allah katında şefaatçilerimiz bizim. De ki Allah'a göklerde ve yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vereceksiniz, veriyorsunuz? O müşriklerin şirk koştukları şeylerden tamamıyla münezzehtir. Bir kere Allah araya aracı konulan bütün sistemleri ortadan kaldırır. Çünkü bütün mülkün sahibi bütün hükmün sahibi Allah'tır ve bütün aracıları ortadan kaldırır. Bir dönem için bu lat menat uzadır. Bazı dönemler için tarikatların liderleridir, şeyhleridir, cemaatlerin liderleridir. Bazı zamanlar mezheplerin liderleridir. Bazı zamanlar bambaşka hadislerin felsefesidir, kaynağıdır. Bakın çok uç şeyler söylüyorum gibi görünebilir. Ama bunu Allah bizzat kendisi şirk koşmaya eş değer tutar. Şirk koşmak sadece puta tapmak değildir. Allah'ın ortaya koymuş olduğu hükümlerin yerine yeni yeni hükümler koyan herkesi ifade eder. Ve bakın bugün günümüzde yaşanmaz dinin ortaya çıkmasının temel nedeni de yeni yeni hükümler koyan ayrılmacı politikayı izleyen cemaatlerdir, tarikatlardır, mezheplerdir ve hadisler üzerinden ortaya çıkarılan unsurlardır ve bütün bunların ortadan kaldırılması gerekir. Yine çok uç bir şey söylediğimi biliyorum ama ayetler bunları destekleyecek. İnsanlar tek bir ümmetten başkası değildi. Yunus 19. Sonra anlaşmazlığa düştüler. Eğer Rabbinden bir söz olmasaydı anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda mutlaka aralarında verilmiş hüküm galip gelirdi. Allah bir kere insanların bütün insanların aynı duygu düşünce yani insanlık paydasında buluşmasını Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen her yerinde vurgular. Her yerinde ve insanları sadece ikiye ayırır. İyi insanlar ve kötü insanlar diye ikiye ayırır. Ama bütün insanlara hitap eder. Ye eyyühen nas. Bazı yerlerde ye eyyühen ye ey İsrail oldular'' der. Bazı yerlerde ey iman edenler der. Ama birçok yerde ey insanlar diye hitap eder. Ve insanların tek bir ümmet, tek bir insan ortak paydasında buluşmasını ısrarla anlatır. Şimdi devam edelim ayetlere. Zümer 1 2 3 okuyacağım. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Allah bir kitap indiriyor. Bütün her şey orada var. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Gerçek bir kitap. Hak, bütün gerçekleri ifade eden. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Samimi, saf, net din Allah'ın gönderdiği dindir. O dini de nerede göndermiştir? Kur'an'da göndermiştir ve Kur'an apaçık bir kitaptır. Ve diyor ki onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz diyorlar. Bakın hüküm verenlerin hepsini buna dair edebilirsiniz. Sadece putları değil. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankir olanları doğru yola iletmez. Allah bütün aracıları kaldırmak için. Yani şirkin zaten temel felsefesi budur. Allah bütün aracıları ortadan kaldırmak için peygamberleri göndermiştir. Kendi birliğini anlatmak ikinci plandadır bu arada. Şirki ortadan kaldırmak için peygamberleri göndermiştir. Bakın gerçek şu ki. Neresi? Enam 159'dan devam ediyoruz. Bakın ayetler nasıl ortalığı paramparça ediyor. Dinlerini parça parça eden kimseler. Dinlerini paramparça. Ve din nedir arkadaşlar? Bütün peygamberlere gönderilen tek din vardır ve bütün ümmetler, bütün peygamberlerin ümmetleri dinlerini parça parça etmişlerdir. Ve Allah nasıl peygambere hitap ediyorsa bu ayetler ben de okuduğum zaman bana, siz de okuduğunuz size, yarın bizim çocuklarımız okuduğunda da onlara söylüyor. Diyor ki bana da sesleniyor. Gerçek şu ki dinlerini parça parça edenler, eden kimseler ve kendilerini grup grup olarak ayırıp gidenler. Sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Peygamber onlardan ayırıyor. Sen onlardan değilsin. Kim ayrımcılık yaparsa, kim yeni bir felsefe ortaya koymaya çalışırsa sen onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'adır. Yani Allah soracak onlara ve sonra da işledikleri işleri haber verecektir onlara. Allah insanlara başka bir din çıkartılmasını kesinlikle ve kesinlikle yasaklıyor. Devam ediyorum. En'am 160. Kim bir iyilikle gider, gelirse kendisine bunun 10 katı verilecektir. Kim de bir kötülükle gelirse onun mislinden başkasıyla ceza görmeyecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah devam ediyor. De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti." dimdik duran bir dine, İbrahim'in Hanif dinine ki o müşriklerden olmuş değildi. Bakın bütün dinlerdeki, bütün dinlere inanan insanları bile ortak bir paydada toplamaya çalışan bir Allah var. Yani insanların ayrılmamasını, ayrımcılık yapmamasını ve gücün ve kuvvetin vahdetten gelmesi, birlikten gelmesi, teklikten gelmesini anlatan bir Allah var. Ama öbür tarafta hadisler üzerinden, mezhepler üzerinden, tarikatlar üzerinden Allah'ın dinini ayırmaya çalışanlar var. İşte Allah da gerçek dinle, bu dinleri birbirinden ayırmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şura 9. Yoksa onlar onun dışında bir takım bir takım veliler mi edindiler? Veli, evliya aynı kökten gelir. Siz birilerini veliler mi edindiniz? Birilerini evliya mı gördünüz? Birilerini size yol gösterici olarak mı gördünüz? İşte Allah veli odur. Ölüleri dirilten odur. O her şeye güç yetirendir. Allah kendisinden başka bir veli edinmeyi, bir evliya edinmeyi kesinlikle yasaklıyor. Peygamber'e bile diyor ki sen benim ortaya koymuş olduğum bir şeyi kendi hakkında nasıl haram kılabilirsin diyor Tahrim Suresi 1. ayette. Peygamberin bile hüküm verme yetkiliği yoktur. Hatta birçok ayette ne der biliyor musunuz? Resulün tek vazifesi, tek bir vazifesi vardır. Tebliğ etmektir. Yani şöyle düşünün. Fatih Sultan Mehmet bir yere elçisini gönderiyor. Elçi ya, bak Resul ve elçisidir diyor Peygamber için. Fatih Sultan Mehmet elçisini bir yere gönderdi. Geldi elçi, neyi söyleyebilir? Fatih Sultan Mehmet'in sözünden başka bir şey söyleyemez. Peki, Cebrail bir elçi. Kimin elçisi? Rabbin elçisi. Muhammed kimin elçisi? Rabbin elçisi. Kendi kafasından bir hüküm verebilir mi? Veremez. Sadece ve sadece tek görevi tebliğ etmektir. Bunu da hadisler meselesine daha sonraki videolarda gireceğim. Hadisler bizim için kaynak olabilir mi? Peygamberin sünneti bizim için bir kaynak mı? Peygamber yeni hükümler verir mi? Bize güzel örnek olarak başka bir şey mi anlatıyor? Felsefesinin nasıl çarpıtıldığını ortaya koymak için bir girizgah olsun diye bunları söylüyorum. Bakın. Şu Raun. Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyde artık onun hükmü Allah'a aittir. Ya yani siz herhangi, hayatınızın herhangi bir alanında, herhangi bir meselede ihtilafa mı düştünüz? Onun hükmü Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah ben ona tevekkül ettim ve yalnız ona dönüp döneceksiniz. Ve bunları Allah söylerken ne diyor? O hükmü nerede verdi? İhtilafa düştüğümüz meselelerle ilgili hükmü Allah nerede verdi? Kur'an'da verdi. Kur'an'a baktığımız zaman bu bulabileceğimiz her şeyi bulacağız. Bununla ilgili ayetlere geleceğiz birazdan. Şura 13. Dine ait hükümlerden bakın o dini dosdoğru yani ayakta tutuverin ve onda ayrılığa düşmeyin. diye Nuh'a tavsiye ettiğini ve sana ettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de şeriat kılıvermiştir. Ancak senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere büyük ağır gelmektedir. Allah dilediğine kendisini seçer ve içten kendisine yönelenleri idare ederdir. Bakın bütün peygamberlere bile aynı şeyi gönderdiğini söyleyip zaten hükmün Kur'an'da verildiğini ve yeni bir hüküm ortaya konulmasını Allah kesinlikle yasaklıyor. Şura 14 Onlar aralarındaki hız ve haset yüzünden Kendilerine bu hususta bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler. Benimki daha iyi, benim mezhebim daha iyi, benim tarikatım daha iyi, benim cemaatim daha iyi. Ben daha iyisini bilirim, ben daha iyisini söylerim. Hatta en doğrusunu ben söylerim diye ayrılığa düştüler. Allah diyor ki bütün her şeyi apaçık Kur'an'da yazdım ve hüküm verme yetkisi benimdir. Size kim, siz kim oluyorsunuz? Ve Allah bakın daha ileride yine söylüyorum. Hadislerle ilgili bir video yaptığımda. Hadis nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hadisin kelime anlamı burada söyleyeyim. Söz demektir. Ama Kur'an-ı Kerim'de Hadisle ilgili yani Allah'ın sözüyle ilgili olan bütün her şey müfessirler söz diye çevirmiştir. Allah'ın hadisi diye çevrilmemiştir ama sonradan üretilen bir şey vardır. Hadisi şerif yani o üstün söz alakası yok. Söz Allah'a aittir. Bununla ilgili ayetlere de geleceğiz. Bakın şuura 15 ve işte bunun için artık onları çağır ve doğru hareket et emredildiğin gibi ve onları dileklerine de ki onları dost oluyor yorayet. Ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaletle emret, emir olmak için görevlendirildim. Bakın Allah sadece bir kitap göndermiş, o kitapta her şeyi yazmış ve ben onu tebliğ etmekle görevlendirildim diyen bir peygamber var. Mü'minin suresi 52. Ve işte sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Sizin Rabbiniz de benim, öyleyse benden korkun. Devam. Fakat onlar, mü'minin 53, işlerini kendi aralarında fırkalar halinde böldüler her bir hizip, her bir hizip kendi ellerinde olanla yetinip beğenip sevinmekteydiler. Yani hizipleşme, fırkalaşma, mezheplere bölünme, tarikatlara bölünme, cemaatlere bölünme, ekollere bölünmeyi Allah bildiği için iblisin böyle bir strateji yapacağını kesinlikle yasaklamıştır. Ve bunlar olmaması gereken şeylerdir. Ve bakın aynı zamanda bu hizip parti demektir. Ve o kadar ki bakın Galatasaray, Fenerbahçe taraftarları birbirini öldürebilecek hale gelebiliyor. Bakın nasıl hiziplleşmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu görün. Bu, bunu partileşme meselesinin aynısıdır. Hizip aynı zamanda parti demektir. Yani Allah'ın yönetim sisteminde partiler olmadığı için partiler üzerinden bir devlet ve siyaset sistemi kurulduysa ben bunu da yasaklıyorum diyor Allah. Kaldırılması gereken şeyler bunlar. Bunlar çok tuhaf gelebilir ama Allah'ın emirleri. Mü'minin 54. ayet. Şimdi sen bu süreye kadar onlar gaflet ve cehalet içinde bırak. İşte bunlar gaflet ve cehalet içerisinde olan hizipleşenler diyor Allah. Şimdi devam edelim. Rum 31. Artık hepiniz canı gönülden ve bütünüyle Allah'a yönelin. Sadece Allah'a yönelin, başka aracılara değil. <laughs> Yalnız ondan korkup çekinin. Namazı kılın ve sakın Allah'a ortak koşan, koşan müşriklerden olmayın. Rum 31. Rum 32'de ne diyor? Bakın yine onlar dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır ki her hizip kendi elindekiyle övünüp seviç duymakta. Bir de bütün tarikatlar, o mezheptekiler diğerlerini cehennem, bak mezhep dini diye bir şey oluşmuştur. O mezheptekiler kendini haklı görür, öbürleri haksız görür. Birisi Hanefi, biri Şafi, biri bilmem ne ona göre hareket eder. Ve hep birbirlerine kötü bakarlar. Hele tarikatlar birbirlerine full kötü bakarlar. En iyisi biziz. Mehdiyeti biz temsil eder, ediyoruz. Bizim şeyhimiz Mehdi gibi bir kavramla Allah'ın dinini hiziplere ayırmıştır. Allah eğer Kur'an-ı Kerim'i baz alacaksak ve baz almalıyız ve inanmalıyız. Çünkü Allah kendisi Kur'an-ı Kerim'i sadece tek hüküm koyucu olan kitap olarak ortaya koyuyor. Bunların tamamını yasaklıyor. Bunlara uymamak gerekiyor demek Ya bakın. Şimdi bu mezheplere bakar mısınız? Şimdi bazı örnekleri vereceğim. Şok olacaksınız. Şimdi namazın hükümleri, mezhepler. Bakın namaza başlarken ağız ile dille niyet etmek Hanefi'de bidat. Şafi ve Hanbeli'de sünnet, Maliki'de caiz sünnetti, caizdi, ca onunla haramdı, bundan mekruhtu. Bak daha neler neler çıldırırsınız okur. yaşanmayan bir din. Kıyamda iken Şafii'de ayaklar bir karış kadar açılır. Diğer üç mezhepte dört parmak kadar açılır. Yani bunu ölçeceğiz, biçeceğiz. Aman benimki iki santim açıldı, seninki dört santim açıldı, öbürünki beş santim açıldı. Senin namazın olmadı, benimki oldu. Sen yandın, gittin, kül oldun. Namazda, bak, intikal tekbirleri de vacip, diğer üç mezhepte sünnet. Namazda Fatiha okumak Hanefi de vacip. Diğer üç mezhepte farz. İmamın arkasında Fatiha okumak Hanefi de tahrimen mekruh. Bir de bunlar var. Tahrimen mekruh, takriben mekruh, mekruh. Helama, helala yakın, harama yakın. Daha var da var ya. Binlerce hüküm üretilmiş. Allah diyor ki tek hüküm ben üretirim. Başka hiç kimse hüküm veremez. Bak imamın arkasında Fatiha okumak Hanefi de tahr tahrimen mekruh. Şafi farz. Maliki ve Hanbeli'de de imam yüksek sesle okurken tahrimen mekruh sessiz okurken müstahap. Haydi bakalım çık işin için. Yani nasıl namaz kılacaksın? Kılamazsın. Mümkün değil. Devam. Vitir namazı İmam-ı Azam'a göre vacip. Diğer üç mezhebe göre sünnet. Beş vakit namazın farzlarını cemaat ile kılmak. Hanefi, Şafi ve Maliki'de sünnet. Hanbeli'de de vacip. Oho. Daha neler neler. Ya aklınıza ya çıldırırsınız. Bakın çok enteresan. Bir, bir namazı özürsüz terk eden Hanbeli, Şafii ve Maliki'de öldürülür. Öldüreceğim. Hanbeli'de de kafir olduğu için Diğer ikisinde büyük günah işlediği için öldürülür. Hanefi'de namaz başlayıncaya kadar dövülüp hapse atılır. Arkadaşlar böyle hükümlerin bir tanesini Kur'an'da bulamazsınız. Bir tanesini. Namazı zorlaştıran hiçbir ayeti Kur'an'da bulamazsınız. Dini o kadar kolaylaştıran, kolaylaştıran bir Kur'an dini var. Dini hiziplere bölen, zorlaştıran ve yaşanamaz hale getiren mezhepler ve hele de hadisler üzerinden ortaya konulan mezhepler var. Yaşanmaz bir din ortaya koyan. Bu kimin stratejisine benziyor? İnsanlara böl, parçala yönet isteyen iblisin stratejisine benziyor. Yani iblis Kur'an'a müdahale edemeyeceğini bildiği için hadis felsefesi üzerinden mezhepleri ortaya koymuş, mezhepler üzerinden tarikatları ve cemaatler oluşturmuş ve hiziplere bölüp bu dini bölmüştür arkadaşlar. Şeytanın dediğim gibi çok büyük bir dehası vardır, çok büyük bir aklı vardır, çok büyük bir stratejisi vardır. Bunu unutmamak lazım. Bakın daha bitmedi. Neler var? Namazda ellerin bağlanması Ehli sünnet mezheplerinden Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezhebine göre namazda ellerin bağlaması sünnet. Bak bir de mezhepler ehli sünnet mezhepleri. Aman Şafilerden gelen, Ehli Beyt'ten gelenler değil ha onlar zaten hak olamaz. Bizimkiler hak. Ehli sünnet mezhepleri. Bir de itikatta mezhebim var, bilmem ne de mezhep var da var yani bitmiyor. Bunlar gelip melekler soracak sana güya kabirde senin mezhebin şu mu, itikattaki mezhebin. Böyle bir şey Kur'an'da yok, böyle bir şey kesinlikle yok. Devam. Hanefi Şafi Hanbeli de mezheplere göre namazlar elle bağlanması sünnet. Maliki mezhebine göre ellerin yana salınması sünnet. Tekbirden sonra namaz kaşı, kılan kişinin sağ elini sol eli ve bileği üzerine koyması sünnet. Çünkü bilmem kimden rivayet edilmiş. Namazı kılarken peygamberin öyle kıldığını görmüş. Ama diyor Hanbeli ve Şafiler sağ el sol elin bileği üzerine yahut ona yakın bir yere konur. Bunun dayandığı delil daha önce de geçmiş bulunan İbni Hacer'in hadisidir. Ya eli nereye koyacaksın, nerede tutacaksın, hangi karışta tutacaksın ve buna göre bozulur ya bunu yapmazsan bozulur. Üç kere kendini kaşırsan bitti namaz geçmiş olsun abdest bile bozulur. Gideceksin abdest alacaksın. Bakın bitmiyor. Bak bak malikilere göre namazda iki elin vakarlı bir biçimde salı verilmesi menduptur. Ne demekse yani iki elin vakarlı bir şekilde salınması menduptur. Yani arkadaşlar daha o kadar çok okuduğunuzda çılgına döneceğiniz şeyler var ki. O yüzden Hanefi dini oluşmuştur. Şafi dini oluşmuştur. Maliki dini oluşmuştur. Vahhabi dini oluşmuştur. İşte ehl Beyt'ten gelen dinler oluşmuştur. Din üstüne din kurulmuştur. Halbuki Allah bırakın bütün dinleri tek bir din, bütün peygamberlere bile tek bir din gönderdim. Bütün hükümler Kur'an-ı Kerim'de açık ve seçik yazılıdır. Bütün her şey Kur'an'da bellidir. Kimse de benim üstüme hüküm koyamaz diye ısrarla vurgulamaktadır. Ama gelin görün ki bunların hiçbirisi arkadaşlar yaşanmamaktadır, ortaya konulmamaktadır. Devam edelim. Bakın Allah ne diyor? İşte biz onu yani Kur'an'ı böyle apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini hidayete yönetip eriştirir. Apaçık bir kitap. Her şeyin yazılı olduğu, her hükmün verildiği, her şeyin anlatıldığı apaçık bir kitap. Devam edelim. Maide 69. Şüphe yoktur ki iman eden ile Yahudilerden, Sabilerden ve Hristiyanlardan Allah'a ahiret gününe gerçekten inanan ve salih amellerde bulunanlar için korku yoktur. Allah neyi bile yapıyor biliyor musunuz? Yahudileri, Hristiyanlara yani literatürsel olarak bunlar kullandığı için söylüyorum. Hepsini ortak bir paydada, insanlık paydasında ve sadece ve sadece Allah'a kulluk yapmak paydasında buluşturmaya davet ediyor. Ama biz ayırmaya davet ediyoruz. Devam. Ali İmran 64 de ki ey ehli kitap bizimle sizin aranızda musavi olan eşit olan bir kelimeye gelin yalnız Allah'a ibadet yapalım ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım birbirimizi de Allah'tan başka Rabler edinip eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz gerçekten Müslüman kimseleriz. Zaten Müslümanın tanımı teslim olan demek. Allah'a teslim olan demek ve Ey ehli kitap, bütün kitap ehline sesleniyor. Kur'an evrensel bir kitap arkadaşlar. Bugünkülere bile sesleniyor. Gelin aramızda ortak olan Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyecek felsefesini ortaya koyalım. Yani kölelik sistemini ortadan kaldıralım. Barışı tesis edelim, barışı. İnnet dine inda Allah İslam. Bugün bütün dünyada yaşanan, Orta Doğu'da bak neler yaşanıyor. Halbuki Allah bütün ehli kitaba diyor ki, gelin ortak bir noktaya, la ilahe illallah deyin ve barışı tesis edin. Müslüman olun. Müslüman, barışı tesis eden insan demek. Olun diyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ve Rum suresi bakın nasıl noktayı koyacak. Rum 58. Yani olayı böyle alıyor noktayı koyuyor ve bitiriyor. Yemin olsun ki bakın ne, bu nasıl başlıyor. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit meseleden temsiller verdik. Yani aklınıza gelebilecek bütün konularla ilgili temsiller öğütler ve örnekler bu Kur'an'da var. Başka bir yere gitmeyin. Gitmemelisiniz. Hüküm bende. Kur'an apaçık bir kitap diyor Allah ve hadislerin ve tarikatların ve mezheplerin önünü almak için bunu yapıyor. Diyor ki, yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit meseleden temsiller verip, eğer sen onlara bir ayet getirdiğin zaman ve o kafirler iptal edenlerden başkası değilsiniz demeye başlarlar. Yani şunu diyorlar, siz sen diyor onlara ayetleri götürürsün, onlar biri delil görür, siz derler ancak aslı olmayan şeyleri öne sürüyorsunuz. Bakın Kur'an evrensel, bu bugün içine geçerli. Mesela Bak diyor ki biz Kur'an'da insanlara her çeşit örneği getirdik ve sen onlara bir delil göstersen. Ya bunu herkes için düşün. Sen o ben gittik. Ya bu mesele var kardeşim. Tarikatlar böyle diyor ama sen Kur'an'dan bir ayet gösterdin. Hepimize hitap ettiği için Kur'an. Ben ayet, bir ayet gösteriyorum. Kardeşim sen öyle diyorsun ama mezhepler böyle diyor ama Allah bu konuyla ilgili böyle diyor desen ayetlerle hemen ne derler? Ya onu tam ayetler açıklayamamış. Bak ne derler? Siz derler ancak aslı olmayan şeyleri öne sürüyorsunuz. Çünkü hadislerde böyle değil. Çünkü peygamber öyle yapmadı. Ama peygamber ve hadisler hüküm koyamaz. Allah hüküm koyar. Allah peygambere itaat edin der, Allah'a itaat edin der ama hükmü sadece ben koyarım diye vurgularda vurgular anlatır da anlatır arkadaşlar. Rum suresi o yüzden alır noktayı koyar. Bakın. İkinci noktayı koyan ayeti söylüyorum size. Zuhruf 44. Ve şüphesiz o yani Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz sadece ondan sorulacaksınız. Allah size sadece Kur'an-ı Kerim'den mesul tutuyor. Tarikatlardan, hadislerden, mezheplerden, oy üç kere burnuna su ver, üç kere ağzına su ver, gusül abdesti alırken iğnenin ucu kadar bir yerin kalmasın, öyle olursa namazın bozulur, üç yudumda su içmezsen bilmem ne olurdan sormayacak diyor Allah. Allah diyor ki, ben her şeyi açıkladım ve bütün hükümleri yazdım, bir kitap gönderdim senin ve kavmin için ve sadece, ya bakar mısınız, Ondan sorulacaksınız. Allah neyi soracak? Kur'an'dan sorumlusunuz arkadaşlar. Peki Kur'an'da ibadetler anlatılıyor mu? Namaz anlatılıyor mu? Bakın namaz meselesini, ibadetler meselesini vesaireyi bu seri bittikten sonra yaklaşık 3 dakikada belki bir buçuk dakikada namaz nasıl kılınıyor? Allah nasıl anlatmış bunları anlatır. Ve o kadar kolay ve basit ki mezhepler üzerinden giderseniz yandık arkadaşlar. Bu din yaşanmaz. Onu yaparsan öldürülürsün, bunu yaparsan öldürülürsün diye anlatır da anlatır. O yüzden Allah çok basit anlatıyor her şeyi. Bakın ne diyor? Şimdi şuradan bir ayet okuyacağım size. Allah ondan başka ilah yoktur. Kendisinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde o sizleri muhakkak bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim var? Şimdi bu hadis meselesine şimdi girmeyecektim ama ufacık bir girizgah yapayım. Şimdi hadis arkadaşlar söz demektir söz söz. Ve aynen ayette de böyle geçer. Bakın bu ayetin sonunu okuyorum. Min Allah'ı hadis. Allah'ın hadisi. Allah'ın hadisi demek Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın sözleri demek. Şimdi adamlar hadisi nasıl üretmiş biliyor musunuz? Yani peygamberin sözü diye hadis üretmişler. Ona da hadis-i şerif demişler. Allah da bunu bildiği için bütün her şeyin önüne geçmek için yani peygamber üzerinden bir din yaratılabilme ihtimalini bildiği için hadis felsefesini yani bari ismini değiştirin. Yani bunu hadis demeseydiniz de peygamberin sözlerine başka bir şey de deseydiniz. Hadis-i şerif demişler arkadaşlar. Hiç alakası yok. Bakın Allah diyor ki Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Peki Allah sözlerini nasıl söylüyor? Yani hadislerini Kur'an üzerinden söylüyor. Devam. Bakın çok enteresan. An ki onların hikayelerinde akıl ve dirayet sahiplerine ibretler var. Uydurulmuş bir söz değil. Uydurulmuş bir hadis değil. Söz derken hadis. Bunu bütün müfessirler söz diye çevirir. Ama hadi parantez açıp her yere şunu yazıyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz. yazın. Yazın. Hadis yazın buraya. Uydurulmuş bir hadis değil önceki kitapları gerçekleyen ve her her şeyi bildiren bir hadis bu ve inanan topluluğa da hidayet ve rahmet. Allah diyor ki ben bu hadislerimi, Kur'an'da söyledim sözlerimi buna uyacaksınız. Başka hiçbir şeye uymayacaksınız diyor. Devam. Neresi? Zümer 23. Az önceki okuduğum ne, neresiydi onu da söyleyeyim. Yusuf 111. Zümer şimdi 23'te ne diyor? Bir Allah'tır ki hadisin en güzelini indirmiştir. Bir kitap halinde. Hadisin en güzelini bir kitap halinde indirmiş. Sözlerin en güzelini. Başka bir söze gerek yok. Allah diyor ki en güzel sözü ben söyledim. En güzel sözü Kur'an'da had bakın hadis olarak söyledim. Çünkü hadisler arkadaşlar e dediğim gibi bunu sonraki videoda anlatacağım. Niçin kaynak olamayacağını. O ondan o ondan o ondan ravileriyle anlatılan hadisler var. Ama kötü i Sitte öbürünü kabul etmez. Öbürü öbürünü sahih görmez. Öbürü öbürünü sahih görmediği için onu sahih görmez. Kendi içinde bile çelişirler. Yani aynı e ekoli savunan Hadis anlatıcıları bile birçok konuda birbirleriyle ihtilafa düşmüştür ve düşmektedir. Devam edelim. Lokman 6. ayet. Bakın hadis Allah biliyor yani kendisinden sonra sözler söylenmesi gerektiğini söyleneceğini ve peygamber üzerinden böyle bir iblis stratejisini uyarıyor. Diyor ki insanlardan öyleleri vardır ki bilgisizce Allah'ın yolunda saptırıp çevirmek, bir eğlence ve dalga geçme konusu edinmek ve hadisin boş ve amaçsız olanını satın alıvermekte. Hadislerin boş ve amaçsız olanları, sonradan uydurulanlardır arkadaşlar. Bunu satarlar. Bunu satın alırlar. Ve bakın Allah diyor ki, yani bu Kur'an'ın muhafaza edilmesini ısrarla emreder toplumda. Ama hadislere bakarsanız hadislerin muhafaza edilmesini emreder toplumda. Şimdi Allah mı doğru söylüyor arkadaşlar? Başka söyleyenler mi? Tabii ki Allah doğru söylüyor. Lokman 6ydı. Bakara 118. Bilgisi olmayanlar. Bakın çok enteresan. Allah bizimle konuşsa yahut bir delil getirse bir mucize gelse dediler. Önce gelenler de tıpkı onlar gibi söylemişlerdi. Kalpleri ne kadar da birbirine benzedi onların. Gerçeği iyi bilmek isteyenlere ayetlerimizi apaçık gösterdik. İlla birilerinden bir şey duyacağız. İlla birileri bir şey söyleyecek. İlla birileri bir şey nakledecek değil. Ne diyor Allah? Gerçeği bilmek isteyenlere ayetlerimizi apaçık gönderdik diyor. Bakın ayetlerden devam ediyorum. A'raf 32. De ki Allah'ın kulları için meydana getirdiği süslenecek şeylere rızık olarak verdiklerinin içinde tertemiz şeyleri kim haram etmiştir ki? Yani Allah diyor ki benim koyduğum hükümleri kim haram kılabilir? Kim yeni bir hüküm verebilir? Kim benim helalimi haram, haramımı helal diyebilir? Mesela imamları diyor. Tarikatlar diyor. Hadisler üzerinden söyleniyor. Allah'ın ortaya haram koymadığı şeyler haram olarak ifade ediliyor bugün net bir şekilde. Yüzlerce örnek var açın bakın. Allah haram koymamış haram kılıyorlar benden sonra bunları yapacaklarını bildiğim için diyor Allah. Kur'an'ı da apaçık bir kitap olarak bu yüzden gönderdim diyor. Bunu okuyun, anlayın diyor. Bakın ne diyor? Yine Enam suresi 98. Son kısmını okuyorum. Bu ayetleri detaylıca açıkladık. Allah yukarıdan anlatıyor. O sizi tek bir nefisten yarattı. Bu bir emanet yeri gelecek. Kesinlikle kavrayabilenler için biz ayetlerimizi detaylı bir şekilde açıkladık. Allah her yerde Kur'an-ı Kerim'in her yerinde. Biz, ben açıkladım diyor ayetleri. Kimsenin açıklamasına gerek yok. Ve Resul'e düşen tek şey tebliğ etmektir. Tebliğ, söylemek. Başka bir şey yok. Bakın devam ediyorum. Biz onlara bir kitapla gelip iman edecek her topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıklamıştık. Kur'an'ı ben açıkladım diyor Allah. Başka birisinin açıklamasına, hüküm vermesine ve hüküm ortaya koymasına gerek yok. Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi, Hanbeli mezhebi, onlar zaten dediğim gibi yine Şafi öbür taraftan gelenleri kabul etmezler Şii ekolünden. Şii ekolü bu tarafı kabul etmez. Zaten bu çatışma yıllarca devam eder. Allah çatışmaları ortadan kaldırmak isterken hizipleşmek Allah'a karşı gelmektir. <laughs> Bakın yine Allah ayetleri nasıl açıklıyor. Kitabı ve apaçık olan Kur'an ayetleridir. Elif, lam, Ra işte bunlar kitabın apaçık olan Kur'an ayetleridir. Hicr suresi 1. Yani daha Allah kendisini nasıl ifade edebilir? Diyor ki ben her şeyimle apaçık bir kitap ortaya koydum. Ve bu bütün hükümleri burada anlattım. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi peki bu hadis meselesine değinenlerin aslında evet bazı argümanları yok mu? Bazı argümanları var arkadaşlar. Ve bu argümanlar üzerinden zaten diyorlar ki hadisler de ya da peygamberin sünneti de mutlaka üzerinde durulması gereken konular diye anlatıyorlar. Ben bu ...temellendirdikleri şeyleri size daha sonraki videolarda anlatacağım. Şimdi bu temellendirdikleri meselelerden bir tanesi ne? Diyorlar ki, Allah Kur'an'da bazı şeyleri anlatmış ama tam olarak açıklamamış. Peygamber o yüzden bunları açıklıyor. İki, bazı yerlerde Allah Kur'an'ı ve hikmeti verdi. O işte hikmet meselesini ancak Allah Resulü açıklıyor diye anlatıyorlar. Resul, Allah'ın Resulü'nün bir güzel örnek olması meselesi var. Bundan dolayı diyorlar ki Allah Resulü güzel örnek olacaksa bazı hükümler koymuştur ve bunu tavırlarıyla Kur'an'da olmayan şeyleri anlatmıştır diyorlar. Bu argümanların tamamı gerçekle ilgisi olmayan tamamen uydurulmuş şeylerdir. Şimdi baktığımızda hatta ya hadis kitaplarında bile şunları görürsünüz. Mesela Ebu Hureyre çok hadis rivayet etmiştir. Ve hatta kendi ifade etmiş olduğu hadislerde şunu söyler. Allah Resulü zamanında Allah Resulü şunu emretti bize. Benim ağzımdan çıkan şeyleri, çıkan şeyleri yazmayın. Bunu ısrarla söyledi. Yeni bir din ortaya çıkmasını o da engellemek istiyor, biliyor. Ve halifeler de yasaklıyor, dört halife zamanında. Bakın, bir tarafta Ömer var. Ömer, anlatılan hikayelere baktığımız zaman Ömer'le ilgili muazzam birisi. Ve Ebu Hureyre'nin bu kadar hadis rivayet etmesinden dolayı onu alıyor, sürgüne gönderiyor. Git diyor buradan, sen Allah adına yalan uyduruyorsun diye gönderiyor. Ve ondan nakille yüzlerce hadis gelmiştir. Ve bu hadislerin, ya üç tane kelimeyi biz şurada 100 kişiye birbirimize söylesek, ortalık darmaduman olur gider. Şimdi sahabeleri kutsallaştırmaya gerek yok. Biz millet sahabeler deyince böyle günahsız, hatasız bunlar da insan. Peygamber bile insan. Peygamberi bile kutsallaştıramazsınız. Allah'ın peygamberi tırnak içerisinde azarladığı, ikaz ettiği bir sürü ayet vardır. Azarladığı ve ikaz etti. Baktığın zaman yani bir köle birisi geliyor işte orada başka zengin insanlarla konuşuyor. Onu görmezden geliyor. Allah on ayeti fırça atıyor yani bildiğiniz peygambere. Şimdi peygamber de bir insandır. Hatta insan olması çok iyidir bize örnek olabilmesi, beşer yer, içer, uyur, üzülür, duyguları var, hisleri var. Oğlu olmuş, çocuklar olmuş, ölenler olmuş, insanlar anlatmış, üzülmüş, yüzü gözü kanamış. Hiç kimseyi kutsallaştırmaya gerek yoktur. Allah zaten böyle söyler. Sadece kutsal olan Allah'tır. Kur'an kutsal değildir. Sahabeler kutsal değildir. Mezhep imamları kutsal değildir. Tarikatın liderleri kutsal değildir. Dokunulmaz değildir. Sadece ve sadece Allah kutsaldır. Kur'an bile kutsal değildir. Allah'ın hükümlerini ortaya koyan bir kitaptır Kur'an. Apaçık bir kitaptır. O açıdan altı çizile çizile ne dediğini anlayan anlayan okumamız gerekiyor. O yüzden bu e, peygamberin sözleri olmasaydı, sünneti olmasaydı, hadisler olmasaydı, din anlaşılamazdı ve yaşanamazdı argümanıyla ilgili olan felsefeyi bir sonraki videoda detaylıca anlatacağım. Hadis meselesinin niye güvenilir kaynak olmadığını bir sonraki videoda anlatacağım. Tarikat ve mezheplerle ilgili daha farklı detaylar var. Onlara da bir sonraki videoda değinmeye devam edeceğim. Ama bütün bu çıkarımlar bizi şuraya getiriyor. Bütün tarikatlar, bütün mezhepler ve hadisler üzerinden gelen bütün kaynaklar maalesef güvenilir kaynaklar değildir. Hatta güvenilmez kaynaklardır. Güvenilir bırakın, güvenilmez kaynaklardır. Ve bakın veda hutbesi arkadaşlar, veda hutbesi e bakıldığında yüz binden yani öyle yani bu da rivayet de hani neticede günün sonunda bir veda hutbesi olmuş ve bir sürü insan bu veda hutbesini dinlemiş. O veda hutbesinde bile anlatılan mesele de bakın kütüb-i sitteyi içerisine barındıranlar var. İşte Müslim, İbn Mace, İbn Davud bunlar hep kütüb-i içerisinde. Şimdi onlar bunu çevirirlerken veda hutbesindeki bir kısmı size diyor sım sıkı sarılın diye, sım sıkı sarılın diye peygamber Kur'an'ı bıraktım diyor. Sım sıkı sarılın diye Kur'an'ı bıraktım. Ama Bizlere gelen ve Davud Be'sine baktığımızda hemen başka bir işimize o hadisler gelmedi. Hemen başka bir hadis ne hadisi? İmam Malik'in e, muvattası var. Orada iki şeyi bıraktım diyor arkadaşlar. Allah'ı, Allah'ın kitabını ve sünnetimi bıraktım diye. kütüb-i sitede her şeyi kütüb-i siteden alıyorduk. Kütüb-i sitede burada işimize gelmedi. Hemen başka hop başka bir hadis kaynağı var. Oraya gidelim. Neyi bıraktı? İki şeyi bıraktı. Allah'ın kitabını ve sünnetini. Ona sımsıkı sarılın. Hatta ee, Şii tarafından gelenler de iki şeyi bıraktım. Allah'ın kitabını ve Ehli Beytimi bıraktım. Onlara sımsıkı sarılın. Ya bakar mısınız nasıl bir kendi menfaatine göre çevirmektir anlatılan şeyleri. O yüzden ama Kur'an menfaate göre çevrilemez. Kur'an kişilere göre çevrilemez. Allah ben apaçık bir şekilde hükümlerimi bu kitaba yazdım diyor. Siz gelip kafanıza göre bunu açıklayamazsınız. Benim adıma haram ya da helal koyma yetkisini size kim verdi? Benim adıma söz söyleme yetkisini kim verdi? Kimse benim adıma söz, hadis Söyleyemez diyor. Yine o Ebu Hureyre ne diyor? Allah Resulü ağzımdan çıkanı kesinlikle yazmayacaksınız diye bizi defalarca uyardı. Ömer bizi defalarca uyarırdı yazmayın diye. Diyor ama yazmışlar da yazmışlar, yazmışlar da yazmışlar ve peygamberden yaklaşık 150-200 yıl sonra bu hadisler toplanıp bir hükümler silsilesi haline geliyor. Daha bununla ilgili söylenebilecek çok şey var. Ama yaşanamaz bir din ortaya koyan mezhepleri mi Hadisleri mi, tarikatları mı, şeyhlerini mi, cemaatlerinden mi bakacağız? Yaşanabilir, son derece kolay bir din ortaya koyan Kur'an'ın dinini mi felsefe olarak alacağız? Kur'an çok basit bir kitap, çok kolay bir kitap ve hükümleri çok kolay bir kitap. Ve Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu ibadetlerin temeli ahlak felsefesiyle ilgilidir. Hadi size haksızlık yapılırken en adaletli şekilde karşıdaki insanlara davranın der Allah. Hadi bakalım işte budur zor olan. Doğruyu söyleyebilmektir. ...dürüst olabilmektir. Yalan söyleyememektir. Allah bir yetimin hakkını yememektir. İnsanların haklarını gözetmektir. Nazik olmaktır, saygılı olmaktır, kibar olmaktır. Kadını dövmemektir. Bakın, Kur'an'daki dine bakarsanız kadını dövmemek var. Ee, köle edinmemek var. Cariye edinmemek var. Hadislere bakarsanız cariye var, köle edinmek var, kadını dövmek var. Mezheplere bakarsanız bunlar zaten var. Hangisi anlaşılır ve kolay? Ya biz hangisini? Kur'an akıl ve mantık içeren bir kitap. Allah'ın dini akıl ve mantık içeren bir din. Akla ve mantığa sığmayan şeyleri kesinlikle Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yoktur. Allah'ın hükümlerinin içerisinde yoktur. Ama akla ve mantığa sığmayan her şey hadislerin içerisinde vardır. Ee, tarikatların içerisinde vardır ve mezheplerin içerisinde vardır. O yüzden biz bazı İşimize gelen hadisler bunlar. Buradan bunu böyle alırım, öbürünü böyle almam. Bu konuyla ilgili hadis örneği veririm, öbür konuyla ilgili hadis örneği vermem. Aman yanlış Köle Köleyle ilgili mesela hadiste var, ama bunu örnek vermeyelim. Öbürüyle ilgili başka güzel bir şey var, bunu hadisen örnek verelim. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Allah'ın dini Kur'an dinidir. Kur'an dini de öğrenilmesi gereken apaçık kitapta yazılanlardır. İbadetten ahlak kurallarına varıncaya kadar bütün her şeyde detaylıca anlatılmıştır. Bir sonraki videolarda da hem bu ibadet felsefesine hem ahlak felsefesine hem de bu hadisler ve mezhepler üzerindeki tartışmalara devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.